Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, saatlerimiz 1'e geliyor. Videomu yeni başlatıyorum. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün bunlar geliyordu markete. Şöyle toprak güveç kase. 6 tanesi 62 lira mıydı? 60 küsür lira. Ondan sonra böyle takım yapacaktım. 12'leyecektim. Sütlaç falan yapıyorum ya böyle. Fırında güzel olur diye. Ama böyle bir takım kalmıştı. O yüzden böyle bir tane aldım. Altılı. Daha sonra şöyle Bim'den şu ekmeği seviyoruz. Ekşi mayalı Adapazarı ekmeği. Bir tane bundan aldım. Bir de annem böyle dolmalık biber istemişti. Onu böyle miniklerinden seçtim. Birkaç tane de mama var orada. Öyle yani arkadaşlar, aldıklarım bu kadar. Şu bir takım daha olsaydı, böyle bir kutu daha iyi olacaktı. Ama neyse. Güzel güzel sütlaç yaparız artık. Bayağı da ebatları büyükmüş ama. Güzel. Tam böyle sütlaçlık. Hadi bakalım. Fiyatı da gayet iyiydi yani piyasaya göre. Kapatayım da gidene kadar kırmayayım. Hava o kadar soğuk, o kadar soğuk ki anlatamam size. Buz gibi, kış geri gelmiş sanki. Bir de Bim'den şöyle döner aldım arkadaşlar. O geçen aldığımın aynısını aldım. Beğenmiştik onu bayağı. Tamam, bu ısındı. Göstermeyi unuttum. Bunları da aldım. Şöyle tanesi... Kaç lira dedim ben az önce? Neyi? Bardakların. 17 mi? Öyle bir şey dedim değil mi? Fişten bakarım. 17 lira. 12 miydi, 17 miydi bilmiyorum. Şu an hatırlayamadım net de. Tam böyle çay içmelik güzel bardak aldım. 2 tane. Saatlerimiz 5'e geliyor arkadaşlar. Şimdi şu çiçeklerimi sulayacağım. Şunları size göstermedim herhalde. Öyle hatırlıyorum. Çünkü bunları yün almıştım da örmüştüm ya. Yün aldığımı göstermiştim hatta size. Şöyle laleli lif yaptım. Hem turunculu yaptım hem böyle kırmızılı yaptım. Bu zaten daha önceden vardı. Öyle yani, örünce göstereceğim demiştim. O yüzden dedim ki bir göstereyim sizlere de. Şimdi çiçeklerimi sulayacağım. Çiçeklerim demişken dün bir tane müşterim çiçekleri çok sevdiğimi biliyor. Şöyle kaktüsünü emanet etti bana, yazlığa gitti. Sular mısın dedi, ben gelene kadar bakar mısın dedi. 5-6 ay olmayacakmış burada, istersen sende kalsın. İstemezsen ben gelince alırım dedi. Dedim fark etmez, ben bakarım. Sen dedim gelince alırsın. Şimdi bunu da bir güzel sulayacağım. Benimkileri de sulayacağım. Bakın maşallahları var. Bu flamingo da hem buradan patlatmış bir tane çiçek, hem de marketten gelirken gördüm. Şu arkada bakın. Bir tane patlatmış, bir tane de bu. İlk çiçeği bunun, aynen bunun ilk çiçeği. Öyle güzelce bunları bir sulayalım şimdi. Evet, suyu doldurdum. İlk şöyle kaktüslerden başlayalım. Bismillah. Bu akşam da fırsatım, zamanım olursa, Allah nasip ederse şey yapacağım. Ekim yapacağım. Artık ekim zamanı ya. Domatesli biber ekeceğim. Sizinle zaten beraber ekeriz. Şunu da şöyle bir güzel sulayalım. Siz benim aloe vera'mı gördünüz mü? Bakın oradan bebekleri çıkmış. Şuradan bebekleri çıkmış. Bir sürü. Araba bugün çok kızdım. Bizim kedi var ya, Arap. Sen git bunu oynarken at aşağı. Baksanıza toprağı yarılandı. Yerden aldım çiçeği. Neyse, ona bir toprak alacağım da artık. Toprağını şey yapacağım. Bunları suladım mı? Suladım, sulamadım. Şu kaldı bir tek. Evet. Bu arada burnumun piercinginin topu çıktı dün. Bakın.
Şurada tek iki topluydu ya benimki. Şöyle şundan şimdi bir tanesinin topunu takacağım. Dün duş alırken baktım. Çıktıktan sonra baktım topu yok. Herhalde giderek açtı gitti öyle. Şunun bir tanesinin topunu takacağım. Piercingimin topunu da taktım. Çiçeklerimi de suladım. Şimdi gideyim kendime bir tane Nescafe yapayım. Nescafe içeyim. Akşam da dediğim gibi şey ekeceğim. İlk defa ekeceğim. Kapya biberin tohumunu ekeceğim. Bakalım. Tohum derken çekirdeğini yani. Sivri biber biraz da böyle Charleston böyle azar azar böyle toprağa ekeceğim. Bir de evde salkım domates var. Onun böyle çekirdeklerini alacağım. Bir de bugün şeyden Bim'den böyle sivri domates aldım. Böyle 2-3 tane. Sırf böyle ekmek için aldım ama tabii 2-3 tanesini ekmeyeceğim. Böyle yarısını ekeceğim çekirdeğini. Öyle bakalım. Bakalım neler çıkacak. Şu bardaktan dedim keşke 4 tane de şöyle eve alsaydım. Hem böyle büyüklüğü ideal. Ne büyük ne küçük. Biliyorsunuz ben bardakları çok severim. Böyle kupa olsun, fincan olsun, cam fincan olsun, porselen olsun. Çok severim. Neyse, belki yukarıdaki şokta görürüm, alırım ya da girer miyim, girmez miyim bilmiyorum. Şöyle dedim bir de Nescafe yapayım, Nescafe içeyim. Biz eve geleli bir saat oldu arkadaşlar. Yemeğimizi falan yedik. Hemen şöyle çayımı demliyorum. Bulaşıkları yıkamadım daha. Şu yıkanmışları kaldıracağım. Hemen bunları akıtıp oraya koyacağım. Daha sonra da domatesle biber ekeceğim. Ekim zamanı artık geldi biliyorsunuz. Dün size çekmiş miydim bilmiyorum. Şöyle mis gibi tarhana çorbası yaptım. Dün yapmıştım yani. En sonunda da ocağımı silerim. Mutfaktan çıkarım. Şu bulaşıkları hemen bir akıtayım. Ondan sonra da ekim işlerine girelim sizle. Birazdan da şahane hayatım başlayacak. Başlayana kadar zaten ben çoktan işlerimi halletmiş olurum. Aslında dün evdeyken bu domates biber ekimini dün yapsaydım iyiydi ama dün bayağı bir yoruldum. O yüzden fırsat kalmadı. Evet, şimdi şu biberler böyle orta boy sivri biber. Bunları Bim'den aldım. Charleston bir de şu kapya biberin çekirdeklerini çıkartacağım şimdi. Bunları ekeceğiz bakalım. Balkonda ekeceğim onu, şey yapmayacağım. Mutfağa geçmeyeceğim. Çünkü saksılarım çoğu büyük. Bir de şeyin önünde var. Siz söyleyin adını. Balkon camının önünde var. Hiç buraya taşımayacağım. Şimdi çekirdeklerini alacağım. Biberlerini bırakacağım.
Geçen sene de böyle ekmiştim. Bayağı verimli olmuştu. Biberler de öyle. Domatesler de öyle. Ya bunda hiç çekirdek yok. Bir tane daha var. Onu da bir açalım. Bunda da hiç çekirdek yok. Şimdi gelelim sivrilere. Bunun yeşillerde bayağı şeymiş. Baksanıza, bayağı çekirdekleri var. Fide alırım, fideler daha çıkmadı. Fideler ne zaman çıkıyor Tolunay? Temmuz'da falan mı? Mesela domates, biber fidelini ne zaman satmaya başlıyorlar? Ben hiç görmüyorum çünkü. Mayıs'ta. O da çok geç oluyor işte. Böyle güzel oluyor balkondan tazecik tazecik kopartıp da sofraya getirmek. Ben çok seviyorum. Geçen yaz biliyorsunuz ne güzel toplayıp toplayıp menemen yaptım, sofraya doğradım. Onu koparmak zaten önemli olan. Keyfi orada. Tamam, sivri biber de bu kadar yeter. Şimdi geldik kapya bibere. Kapya biberi daha önce hiç ekmedim. Bu sene ilk olacak. Ama güzel olur böyle yeşillerin arasında kırmızı kırmızı çıkarsa eğer. İnşallah Allah ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Sizler ektiniz mi böyle arkadaşlar? Ya da fide mi alıp ekiyorsunuz? Vallahi fideye falan da gerek yok. Fideler daha çıkmadı zaten. Böyle beğendiğiniz acı biber olsun, Charleston olsun, köy biberi olsun. Böyle şeylerini ekseniz mis gibi çıkıyor işte. Beraber büyüyüşleriniz şahit olursunuz zaten benimle birlikte. Tamam, biberlerin tohumlarını aldık. Almış 2-3 tane. Böyle, tamam. Şimdi şu sivri domatesden bir de dolapta salkım domates var. Bir de ondan ekeceğim. Bunu böyle yarıya bölüp şöyle ekiyoruz arkadaşlar. Zaten gösteririm biraz da. Bu da salkım olan. Şurada kalsın. Tamam. Şimdi bunları götüreyim. Güzelcene ekelim. Ama önce balkonda çamaşırlarım var. Gideyim onları toplayayım. Evet, güzelcene balkondaki toprakları havalandırdım. Bu büyük saksılarda şu anlık bir şey ekili değildi zaten. Geçen sene domates ektiğim saksı bunlar. Onları kopartmıştım. Burada da biberlerin toprağını şöyle şöyle havalandırıyorum. Şöyle şöyle. Şimdi de ekelim arkadaşlar.
Aslında eldiven taksaydım iyiydi ama neyse. Evet, bunu da buna ekelim. Tamam, en son can sularını vereceğim arkadaşlar. Şimdi gelelim domateslere. Haydi bismillahirrahmanirrahim. İnşallah güzel güzel çıkarlar, verimli olurlar. Ezanla birlikte ektik. Tamam. Evet, ekimlerimin can sularını da verdim arkadaşlar. Güzelce ellerim falan da yıkadım. Çayımız da demini almıştır diye düşünüyorum. Bayağı oldu çünkü. Demleyeli bir 20 dakika 25 dakika olmuştur. Şimdi onları yeni ektiğim için ve toprak daha önce en son geçen sene suluyordum yazın, düşünün. Bayağıdır sulanmadığı için boş toprak. Her gün sulayacağım ben onları. Ondan sonra da fideler çıkmaya başlayınca seyrelteceğim sulamayı. Bakalım, inşallah güzel güzel çıkarlar. Burada da artık videomu kapatayım arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yarınki videomuzda inşallah görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.